Üçüncülük ikinci grupta liderliğini devam ettiren lacivert beyazlılar, Belediye Kütahya Spor yenilgisini unutturmak için evinde oynayacağı Halide Edip Adıvar Spor maçını kazanmak istiyor. Grupta liderliğini 23 puanla devam ettiren Fethiye Spor'da Bülent Kalecikli ve Erkan Kapar'ın sakatlığı devam ederken Harun'da fıtık ameliyatı oldu. Halide Edip Adıvar Spor maçı hazırlıklarını Ölüdeniz tesislerinde gerçekleştiren Fethiye Sporlu futbolcular, Belediye Kütahya Spor maçının geride kaldığını, bundan sonraki maçları kazanıp ilk yarıyı lider olarak tamamlamak istediklerini söylediler. Fethiye Spor Teknik Direktörü Mesut Toros, beklenmeyen bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Hedefimiz aynı şekilde devam ediyor, yine seri yakalamak istiyoruz," dedi. Evet, hiç istemediğimiz mağlubiyet aldık. Beklemediğimiz mağlubiyetti. Çünkü oyuncularımızın, takımımızın performansından çok memnunduk. 7 haftalık bir yakaladığımız bir yenilmezlik serisi vardı. Bunu sürdürmek istiyorduk. Ama dediğim gibi yani çok isteyen kazandı. Buna rağmen puan veya puanları da alabilirdik. Ama bireysel hatalardan yaptığımız 2 tane hata yüzünden maçı verdi. Kırılma anları vardı. Reaksiyon gösterdik, pozisyonlar yarattık. Değerlendirmeyeceği de sonuçta mağlup olduk. Tabii bizim için o maç bitmiştir. Bizler profesyonel insanlarız. Bizim hedefimiz aynı şekilde devam ediyor. Gene bir hedef yakalamak, seri yakalamak istiyoruz. Bu hafta Halide maçıyla da bunu başlatmak istiyoruz. Hocam, Halide Edip Adıvar Spor maçı öncesi takımda eksik var mı? Cezalı var mı? Hasta var mı? Şimdi Erkan antrenmanda bileğini aldığı darbeden dolayı sakatlandı. Tedavisi sürüyor. Bülent'in sakatlığı devam ediyor. Antrenmanlara yeni başladı. Harun biliyorsunuz çift taraflı fıtık ameliyatı oldu yeni. O da şu anda yok. Onun haricinde büyük bir sakatlığımız, bir problemimiz yok. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta pazar günü gerçekten önemli maç oynayacağız. Rakibimiz 6 maçlık bir yenilmezlik serisi var. 5 beraberlik bir galibiyeti var. Tabii ki mutlaka sahada bir oyun felsefeleri var kendilerine göre. Bu 6 maç tesadüf olamaz. Biz de buna göre önlemlerimizi alıp çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hocam, lige baktığımızda geçen haftaya sürpriz var mıydı, nasıl değerlendiririz? Sürpriz var mıydı, nasıl değerlendiririz? Bence ligimizde birçok sürpriz oluyor. Onlardan bir tanesi de bizdik. Dediğim gibi mağlubiyet hiç beklemiyorduk. Hem de beraber diye düşünüyorduk ama maalesef işin öyle olmadı. Herkes herkesi yenebiliyor. Bizim hedefimiz olduğu için bizim için avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü herkesin hedefi olduğu zaman herkes biraz daha farklı maçlara çıkıyor. Ama tabii şimdi dediğimiz gibi biz hedef takım olduğumuz için, Fethiye Spor olduğumuz için herkes biraz daha bize farklı şekilde oynamaya çalışıyor. Farklı motivasyonla oynamaya çalışıyor. Yani bizle beraber kalan takım veya uzun zamandır yenilmiyor, yenen takım bir daha sonra deplasmanda farklı mağlup oluyor. Yani bunda biraz maç şanslarının da önemi var. Dediğim gibi bayağı sürprizler oluyor. Evet. Maç pazar günü. Evet. Seyircisiz oynanacak. Takım da tabii bu mağlubiyetin ardından bir motivasyon arttırıcı mutlaka önlemler alıyorsun hocam. Ya muhakkak yani tabii futbol psikoloji. Biz de buna çok inanıyoruz. Taktiksel anlamda, taktiksel şeylerin dışında da mutlaka önlemlerimiz oldu. Dediğimiz gibi biz profesyoneliz. Oyuncularımız da profesyonel. Profesyoneliklerde mücadele ediyoruz. Biz hiçbir zaman geçmişi düşünmüyoruz. Bizim için o maçta bitmiştir. Önümüzde çok önemli maçımız var. Ona bu şekilde hazırlanıyoruz.